Evet arkadaşlar, herkese iyi çalışmalar. İkili arama ağacı ile ilgili anlatacaklarımızı anlattık arkadaşlar. Önceki videomda silme işlemini gerçekleştirmiştik. Daha önceki videolarımda da ağaca veri eklemeyi, ağaç üzerinde dolaşmayı, preordur, inordur, postordur şeklinde ya da ağacın yüksekliğini bulmayı gibi uygulamalarla ağaç yapısını anlamaya çalışmıştık arkadaşlar. Ben bu videoda şu main kısmını biraz toparlayacağım ve videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Baştan sona göstereyim. İkili arama ağacı, not yapımız buydu. İkili ağaç yapımız buradan başlıyordu. Bir ekleme fonksiyonumuz var. Silme fonksiyonumuz var. Dolaşma preordur şeklindeydi. Yani preorduru yaptım, diğer inordur, postordur da ekleyebilirsiniz siz buraya arkadaşlar. Ben sadece silme kısmının gözükmesi için bu bize yeterli diye düşündüm. Şimdi şöyle aşağıya doğru ineyim. Main kısmı bu şekildeydi arkadaşlar. Main'i şöyle sileyim. Tekrar kullanıcıdan sorarak işlem yapan bir main yapısı oluşturalım. Önce gene not, pardon, BST binary search tree yapısında bir nesne oluşturalım. Integer sayı diye kullanıcıdan sayı almamız gerekebilir. Integer seçim. Bir while oluşturalım, sonsuz döngü 1 diyelim içerisine. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Cout. Bir ekle olsun. Şunu alayım hemen ekrana. İki silme olsun. Üç yazdırma olsun. Dört de çıkış olsun. Yani sıfırda çıkış olsun. Kullanıcıdan alalım seçiminiz diyelim. Seçim değişkenini alalım bunu. Şimdi kullanıcıdan seçim değişkenini aldığımız değer 1 olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir. Hemen switch case'imizi oluşturalım. Seçim değişkeninde eğer case 1 ise ekleme yapacağız. O zaman ne yapıyoruz? Insert fonksiyonumuzu çağıracağız. Önce ekleyeceğimiz sayı alalım kullanıcıdan. Sayı diyelim. Sayıyı kullanıcıdan alalım. Daha sonra BST'nin içerisindeki insert fonksiyonumuzu çağıralım. BST root parametre olarak gönderelim. Daha sonra da kullanıcıdan aldığımız sayı gönderelim. Gerçi bunda parametre olarak root'u göndermiyoruz sanırsam. Bir bakalım insert fonksiyonuna. Insert sadece datayı gönderiyoruz. Tamam. O zaman şunu siliyorum. Sadece sayıyı gönderiyoruz. Daha sonra bir ekle çıkalım arkadaşlar. Case 1 tamam. Hemen case 2 için kopyalayacağım bunu. Case 2 ne yapacak? Silme. Sayı, sileceğimiz sayı kullanıcıdan alalım. BST insert değil. Silmede geri dönüş değeri var arkadaşlar. Hemen remove'a gelelim. Remove, gördüğünüz gibi bir geri dönüş değerimiz var. Not tipinde. Hemen oraya gelelim arkadaşlar. Şurada sileceğimiz sayıyı aldık. Şurada hemen BST'nin root'u eşittir diyelim. Geri dönüş değerini root'ta tutuyoruz çünkü. BST'nin insert'ü değil. Remove'u tamam. Sayıyı kullanıcıdan aldık. BST'nin root'unu tekrar burada parametre olarak göndereceğiz. Bir de sayı. Daha sonra bir ekle de çıkacağız. Silme işlemi de tamam. Yazdırmaya gelelim. Şöyle şunu yapıştırayım gene. Case 3 diyelim buna. Hatta şunu da 2 demeyi unutmuşuz. 3'te yazdıracağız. Neyi yazdıracağız? BST'nin içerisindeki. Önce sistem CLS diyerek bir ekranı temizletelim. Daha sonra şunu neye göre dolaşmıştık? Preorder'a göre. Preorder'a göre dolasın. Şunu bura geç bir ek duracak da sadece parametre olarak şurada sayı değil BST'nin root'unu göndermemiz gerekiyor. Tamam arkadaşlar. Çıkış için de case 0 diyelim. Bir mesaj verelim. Çıkış yaptınız diyelim. Ve daha sonra return 0 ile programı sonlandıralım. Şimdi buraya main'i biraz toparladık. Bir bakalım. F11'e basıyorum arkadaşlar. Ekle, sil, yazdır, çıkış. 3'e basıyorum. Yazdır dedim. Herhangi bir şey yok gördüğünüz gibi. Burada ne yapalım? Ekle, sil, yazdır. 2'ye basayım. Önce silmek istediğim sayı 10 dedim. Ağaç boş dedi gördüğünüz gibi. Herhangi bir silme işlemi yapmadı. 3'e bastım. Ekranı temizledi. Şimdi ekleyelim. Kökümüz 10 olsun gene. Onu ekledim. 3'e basarak bir bakalım. Gördüğünüz gibi 10 burada. Şu bir satır başı yapmadığım için şey kalmış. Onu satır başı yapalım şöyle.
Hatta iki tane yapayım. Tamam. Şimdi formülü tekrar açayım. 1 dedim, 10'u ekledim. 3 ile bakalım. Gördüğünüz gibi 10 burada. 1 dedim, 20'yi ekleyelim. 3 ile baktım. Gördüğünüz gibi. 1 dedim, 5'i ekleyelim. 1 dedim, işte 15. 1 dedim, 4. 1 dedim, 3. 1 dedim, 30. Tekrar şöyle 3 ile listeleyelim. Eklediğim sayılar bunlar arkadaşlar. Bunların pir ordura göre dolaştık yani. Kök önce okundu. Daha sonra sol düğüm olan 5, 4 şeklinde ekrana yazdırdı. Biz bunları şimdi silelim arkadaşlar. 2'ye basıyorum. Silmek istediğiniz sayı, kökü silelim isterseniz. Onu sildim. 10 silindi dedi. 3 ile listeleyelim. Onu sildiğim zaman kök 20 oldu arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Şimdi 20'yi de silelim isterseniz. 20'yi silelim. 3'e bastım. 20 yok gördüğünüz gibi. 3'ü silelim. 3'e bastım. 3 silindi dedi gördüğünüz gibi. Şöyle bir bakalım, 3 kalmadı. Diğerlerini de silelim isterseniz. 4'ü silelim. 4 silindi dedi. Tekrar 15'i silelim. 15 silindi dedi. 5 ile 30'u da silelim arkadaşlar. 2'ye bastım. 5'i sildim. 5 silindi. Tekrar 2'ye basarak 30'u sil dedim. 30'u da sildi. Tekrar 2'ye basıyorum. Hep ağaç boş diyor gördüyseniz. 3'e basarak listeleyelim. Gördüğünüz gibi ekran boş geldi. Tekrar 2'ye basıyorum. Silmek istediğiniz sayı 15 dedim. Ancak ağaç boş dedi. Yani ağaç boş olduğu için de silme işlemi yapmadı. 0'a basarak da programdan çıktık arkadaşlar. Uygulamamız bu kadar arkadaşlar. İkili ağaç yapısıyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Bu dersimde de, bu videomda da main kısmını bir toparladık. Kullanıcıdan seçenekleri sonduk. Ve while ile bunu tekrar tekrar hem sildik hem ekledik. Tekrar tekrar denedik arkadaşlar. Şöyle yukarıdan aşağıya göstereyim. Herkese iyi çalışmalar arkadaşlar.